Selamlar, ben İnir. Hardcore Survival'ın 9. bölümüne hoş geldiniz. 9 bölüm oldu. Hadi bakalım. Bu bölümde büyülerle uğraşacağız ve şu arkamdaki ağaca bir şeyler yapacağız. O zaman hadi başlayalım. Şimdi burada birkaç sandık var ve ben 102 level'ım. Neden? Balık farmında yarın yokmuşçasına AFK kalmış olabilirim. Şöyle göstereyim. Burada sadece, ya bu şurası boş aldı. Burada bazı kitaplar var. Bunlar işime yarayan kitaplar bu arada. İşime yaramayacak bir sürü kitabı da attım. Burada geri işime yaramayacaklar var ama. Balık farmına doğru gidelim. Şu sandığı açmayacağım daha. Şu an üstünde zırh yok. Bayağı dikkatli olmamız lazım. Şöyle gelelim, suyun içine atlayalım. Zırh yok, silah yok, hiçbir şey yok. Sadece yayım var şu anda. Merhaba Serhat. Şöyle gelelim. Tabii buradan da bayağı bir çöp attım. Yani bayağı bir yay attım ve olta attım ama çöpe attım yani. Yani şu an buralar boş. Aşağıya da şöyle genişlettim burayı. Bu şekilde aşağıya iniyor. Ve burası gördüğünüz gibi ağzına kadar. Burası da, burası da. Burada da 3-5 bir şey kalmış. Şimdi buralar dolu ama işte kitapları arasından aldıktan sonra buralar böyle oldu. Bir de yayların yaklaşık, bak buradaki, buradaki ve buradaki yayların 2 katı kadar bir yayı çöpe attım. Şeylerle beraber, şu tripwire hook, şu hooklarla beraber bayağı bir attım çöpe. Bayağı bir pufferfish attım çöpe. Gördüğünüz gibi balık yiyorum çünkü daha fazla var elimizde. Yani balık farmını yapınca bir anda elimde istemediğim kadar balık oluştu. O yüzden şeye gerek kalmadı. Bizim o yaptığımız koyun farmına gerek kalmadı. Oradan sadece yün alacağız. Artık orası sadece yünler için. Ama yani daha hızlı çalışan yün farmları var. O yüzden o hani farm birkaç bölümlüğüne bizi idare etmiş oldu, o kadar. Balık farmını büyüler için yaptım ama balık da yiyoruz oradan. Bir de şeyleri göstereyim. Şu bizim yukarıdaki depolama vardı ya, kiler. Oraya da bayağı bir şey koydum. Şöyle yukarı çıkalım. Şöyle. Buralarda var mıydı? Buralar boş ama mesela buraya bayağı bir balık getirdim. Buraya da işte somonları getirdim. Somonlar daha fazla doyuruyor. Balı şey mi acaba? Aynı galiba. Neyse. Çok da doyuran bir şey değil balık. Sürekli yemeniz gerekiyor ama sonuç olarak yemeğimiz var artık sürekli. Altın avuça geçene kadar burası böyle. Şurası bizim... Ya bu zaten önceki bölümden kalma. Okey, gelin şuraları açalım şimdi. Bu kadar level'ı nerede kastım? Bayağı bir AFK kaldım iskelet farmında ama onu gidip göstermeyeceğim. Orada da bayağı bir yay falan birikti. Şimdi ben bu taraftaki yayları niye attım? Bir kısmı duruyor da. Kalınlığında falan işte şeyleri yapacağız. Kendimize bir full yay çekeceğiz ama şu anki yayımız iyi bayağı. O yüzden o biraz bekleyebilir. Onun acelesi yok ama boom! Hazırız! Full de full hazırız. Şöyle göstereyim. Protection'ımız, Aqua Affinity'miz. Yani diğer büyüleri boş verin hani. Sadece belli olanlar alınacak buradan. Aqua Affinity'miz hazır. Respiration, Unbreaking, Mending. Hepsini de hazır tek tek. Burada bir Soul Speed yok herhalde. Mending, zaten bu full neredeyse deep minerımız. Burada Silk Touch kazmamız var. Onda bir isim bulacağız. Yani 100 level yeter diye düşünüyorum. Umarım yeterli olur. Şöyle bunların hepsini, şunların bunlar. Şöyle de kılıç büyülerimiz var. Bunların hepsini büyüleyeceğiz. Şu içeride Nashu arkadaşı kullanarak. Bir tane şuraya yedek ör satmıştım. Neredeydi o? Bir tane yaptım da koydum şuraya. Heh, burada bir tane duruyor. Zaten demirimiz var. Birazcık daha. Çok az kaldı ama. Geri kalan da şurada 24 tane. Az kaldı ama umarım yeterli olacaktır. Bakalım. O zaman büyüleyerek başlayalım. Büyüledikten sonra da size büyüleri göstermek yerine bir de malzemeleri toplarım. Ben malzemeleri de toplamam lazım. O zaman hadi başlayalım. Yani şimdi ne yapılacak? Büyüler yapılacak. Büyü odası yapacağız bu bölümde bir tane. Bu büyülerimizi koymak için, depolamak için. Büyü odası yapılacak. Büyüler basılacak. Ve başka... Malzeme toplanacak bir de işte şey için. Çok bir şey toplamayacağız ama. O zaman büyüleri basarak ve malzemeleri toplayarak başlayalım. Sonrasında görüşürüz. Bye bye. Ve evet, malzemeleri topladım. Şu arkada duruyorlar. Çünkü şu ağaca yapacağız bir şeyler. Malzemelerimiz burada. Kitaplık yapacağımızı söylemiş miydim? Tabii, zırhlar burada. Hazırız. Hazır ve hazırız. Ölmemeye and içtik resmen. Bu arada şunun nasıl yapıldığını size bambaşka bir videoda göstereceğim. Normalde bu kadar büyü basamazsınız. Sıralamayı doğru yapmanız gerekiyor. Bazı büyüler daha fazla level isterken bazıları daha az istiyorlar. Ve sizin bunu belli bir sıralamada yapmanız lazım ki hepsini basabilin. Yoksa çok pahalı diyor ve basamıyorsunuz. İşte bunu başka bir, işte bu da başka bir videonun konusu. Her neyse, şimdi çok bağırıyorum galiba. Bağırmaya da devam edeceğim. Neden bağırmayayım ki? Değil mi? Bence de. Hocam şimdi şuraya bu ildiğimizi yapmaya başlayacağız. Ama ondan önce gidip uyuyalım. Bu arada level yetmedi. Ben yine level kasmak zorunda kaldım. Ne güzeldir ki bir iskelet farmımız var ve bu konularda bize yardımcı oluyor. Örsüm de iki defa kırıldı. Her neyse. Buraya geldik. Şöyle hop aşağı uçuyorduk az daha. Bu arada aşağı uçabiliriz artık. Bakın. Hiçbir şey olmuyor. Çünkü tüy düşüşü 4 var. Hiçbir şey olmuyor. Bir şey diyeyim mi? Bu bölüm hani bir şeydi. Bir milattı bizim için. Hardcore serisinde. Ne kadar öyleymiş gibi görünmese de. Çünkü büyüğümüzü bastık ve artık hiçbir şey olmuyor. Hani ne olur vursana. Gel. Bozuk musun oğlum sen? Yürüsene. Hadi yürü. Smite var.
Smite 5. Ölü yaratıklara o kadar fazla vuruyorum ki şu anda. Yani normalde işte kritik atmanız lazım tek atması için. Şu kılıç bile tek atamıyor ona. O yüzden artık kılıcı başka şeyler işte örümcekleri falan öldürürken ya da başka canlıları falan öldürürken kullanacağım. Ama şu an kılıcım 10 vuruyor mesela. Baltam kaç vuruyor? Baltam 9 vuruyor. Şeylere kılıcı işte dediğim gibi çoklu yaratıkları ve şeyleri öldürürken kullanacağım. Ama baltam hani bir tıklama tek atıyor artık. O zaman çok da bekletmeyeyim ben sizi. Biz bu ilde başlayalım hemen. Yukarı çıkayım bir sonra. Bu arada bu bizim depolama var ya evin içindeki. Beklediğimden daha hızlı tükendi. Nasıl oldu o bilmiyorum ama. Bayağı bir fazla sandık var içeride. Ancak beklediğimden çok daha hızlı tükendi. Burada bu arada kalan kitaplarımız var. Yani beklediğimden gerçekten çok daha hızlı tükendi. Galiba her şeyi depoladığımdan dolayı. Çünkü çok fazla toprak, taş bir şeyler var orada. Yani büyük bir depolama odasına gerekebilir. Yeni bir ev bilemiyorum ya. Yakın zamanda değil. Büyük ihtimalle ama devasa bir depolama yapmamız gerekecek hani. Yani büyük ihtimalle ev ve depolamayı bu sefer ayrı yapacağız. Geçen sefer aynıydı. Hani evin içinden depolamaya geçiyorduk Survival serisinde ama Hardcore'da. Yani bu evi değiştirir miyim bilmiyorum. Uzun bir süre değiştirmeyeceğim gibi duruyor. Bakalım her neyse o zaman hadi bu yılda başlayalım. Yani biraz çok değil de uzun sürecek işte. Zaten bu yılda yapacağız uzaktan izleyeceksiniz. Hadi görüşürüz. Selam. Nasıl oldu? Bence bayağı güzel oldu. Köprü de öyle. Peki burası ne? Hadi gelin beraber gezelim. Muazzam bir büyü odası oldu ama kitap burada. Şu anda eşya çerçeveleri var. Şöyle göstereyim. Şimdi büyülerin mesela ortada mesela üst rafta bunun içindeki büyülerden olacak. Kalanını bunun içine depolayacağız. Ve işte üstünde ya da şurasında duran işte mesela şunlar beraber, bunlar beraber, bunlar beraber, bunlar beraber. Burada hangi işte büyünün resmi duruyorsa işte burada da duruyorsa da onun kitaplığı. Neden büyüler yerleştirilmedi? Neden eşya çerçeveleri doldurulmadı?
doldurulmalı. Çünkü yeterli büyü yok elimde. Ama benim videoyu yarın yetiştirmem lazım. O yüzden AFK kalacak vaktim kalmadı. Ama ben video dışında ne yapacağım? AFK kalacağım ve buradaki kitapları da tamamını isimlendirerek üstümde örs var gördüğünüz gibi. Yeterince level'ım da var. Birazcık daha AFK kaldım zaten. Üstümdeki kitaplardan ve sandığın tekrardan birazcık dolmasından anlayabileceğiniz gibi biraz ve level'ım da arttı. 6 level'dan 38 level'a geldik. Birazcık AFK'da kaldım ama yetmedi. Dediğim gibi ben video dışında daha AFK kalacağım ama size nasıl olduğunu göstermek istiyorum. Şöyle açayım şematiğimi. Bu şekilde görünecek. Kitaplıklar dolu olmadan. Bu şekilde gördüğünüz gibi bakın kitaplarım böyle yerleştirilmiş olacaklar. Ya bu şekilde görünecek ve üstüne geldiklerinde de isimleri yazacak hani. Şu anda yazmıyor ama sonraki videonun başında ben onu göstereceğim size. Ancak bu videoda daha fazla yapamayacağım. Şöyle kapatalım şematiğimizi. Kitaplıkların nasıl gözükeceğini göstereyim şu üstündeki kitaplarla. Mesela burayı dolduracağız diyelim. Böyle mesela alırken de böyle alıyoruz. Şöyle koyduk diyelim. İşte buradan bunu aldım. Böyle. Bu şekilde alıp koyabiliyoruz. Bu şekilde kullanacağız bunları. Gayet güzel bir tasarım oldu bu arada. Ağaçtan işte böyle zincirlerle sarkıyor falan. Tabii bunun üzerinde ben sarmaşıklar koydum. Bu sarmaşıklar büyüyünce burası daha da güzel bir yer olacak. Oy bunu alayım. Dediğim gibi işte eşya çerçeveleri var. İşte kitaplarda öyle olacak. Burada da şöyle olacak. Ha burayı anlattım zaten. Üst raf alt raf olayı var burada da. Bu şekilde oyunda işte yani 30'dan fazla büyü var ama burada 30 tane varil var. İşte son olarak da şurası. Şöyle bir de şematiği açıp göstereyim. Burası oltaların. Olta büyülerinin tamamı burada. Şuradaki işte lure falan olur. Herhalde Lock of Sea olur ya da burayı komple onunla doldururum. Burası da arbalet ve mızrak büyüleri olarak duracaklar. Tabi burada kitapların hepsinin en yüksek seviye büyülü hallerinin. Ben şematikte kullandım ama tabi burası böyle olmayacak. Ben yaptıktan sonra çünkü en yüksek level hallerini buralara koyamam. Onları kullanacağım çünkü. Ama bu şekilde olacak yani görüntüsü. Şöyle kapatayım. Yani çok güzel bir build oldu. Ben bayağı beğendim. Şöyle dışarıdan da göstereyim. Gerçi gördünüz ama şu aşağıdaki fenerler hele çok güzel görünüyorlar bence. Yani bayağı iyi oldu. Bayağı bir uğraştım ama çok güzel oldu. Yani o zaman videoyu bitirelim hemen şurada. Evet. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bye bye.